Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü forex firması forex tr artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Kanalımıza özel yeni sponsorluk için takipçilerimize özel 50 dolar ve üstü fonlama yapan 4 şanslı kişiye 250 dolar toplamda ise 1000 dolar para dağıtılacaktır. Sonuçlar kanalımızda paylaşılacak açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsiniz. Dolar TL grafiği ile başlayalım. Haftanın ilk işlem gününde Dolar TL grafiğine baktığımız zaman e, 8.50 seviyesinin hemen altında fiyatladığını görüyoruz. E, 8.50 üstünde e, burada bir e, fiyatlama yukarıya doğru atağa kalkma e, potansiyeli vardı. Fakat e, şu an 8.50 seviyesinin aşağısında fiyatladığı için e, düşüş trendi daha çok e, potansiyel haline gelmiş durumda e, Çarşamba günü 868 seviyesini gördükten sonra o e, seviyelerde tutanamadı ve e, geriye çekilmek e, geriye çekildi e, dolar konundaki gerilemenin anlam kazanması ve biraz daha uzun soluklu olması için e, 850 aşağısında e, kalıcı mum kapanışlarına ihtiyaç olduğunu e, belirtmekte fayda var e, buna karşılık 8.50 desteğinin aşağı yönde geçilememesi ise yani 8.50 üstte kalıcı kapanışların devam etmesi ise alımların daha hızlı gelmesine neden olacaktır. Alıcıları daha da güçlendirecektir psikolojik olarak da. Onun dışında... Cumhurbaşkanı'nın faizler ile ilgili yaptığı açıklamalar vardı biliyorsunuz Türk lirasında değer kaybına uğramıştı aslında yaptığı açıklamalar sonrasında merkez bankası acaba faiz düşürecek mi algısı oluştu fakat geçtiğimiz hafta merkez bankasının kararını izledik faizleri sabit tuttuğunu gördük piyasa faizlerinin bu şekilde sabit kaldığını duyunca da biraz sakinledi diyebiliriz o yüzden de değer kaybı devamı gelmemesi arkadaşlar bu yüzden oldu önümüzdeki Enflasyon verisinden sonra Merkez Bankası artık faiz indirimine büyük ihtimal başlayacaktır. Çünkü sabırsız bir iktidar var karşıda. Devamlı faizleri düşürülmesi gerektiğini söyleyen bir iktidar var. Merkez Bankası bu politika çok fazla dayanamayacaktır arkadaşlar. O yüzden kağıt üzerinde de bu şekilde enflasyonun düşük geldiğini varsayarsak da faizleri bu şekilde bir şekilde düşürmeye devam edeceklerdir. Onun dışında bir diğer ihtimal de arkadaşlar... Şöyle bir şey var e, aslında olması gereken bir ihtimal bu. E, tüketici fiyatlarındaki artışın yıllık yüzde19 aşması halinde e, biliyorsunuz şu an çok yakın. E, bir sonraki enflasyon raporunda 19 aşarsa eğer e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın burada nasıl karar vereceği konusunda e, soru işaretleri devam ediyor. Eğer e, Cumhurbaşkanı dinleyip e, burada faiz indirimine giderse dolar zaten alıp başına gider. Arttırmazsa da zaten alır başına gider. Yani burada Ağustos ayı itibariyle enflasyonda e, belirgin düşüşün yaşanmaması durumunda e, faiz tartışmalarının e, artması. Merkez Bankası politikası içinde de burada nasıl bir karar vereceği önümüzdeki toplantıda e, belli olacaktır. Yani burada e, faiz arttırımını bırakın. Eğer enflasyon %19'un üzerine gelirse faiz arttırımına bile gidilebilir. Onun dışında Türkiye 5 yıllık CDS primi zaten çok yüksek. 383 bas puanda her ne kadar inmiş gibi gözükse de yüksek. 10 yıllık tahvil faizi, faizi ise %17,47 olmuş durumda. Grafik üzerinde incelemek gerekirse... 850 seviyesini burada görüyorsunuz. 850 seviye 68 seviyesini gördü geçtiğimiz günlerde bu 4 saatlik grafik. 868 seviyelerinden aşağı doğru indiğinde buradaki 850 desteğinden desteğini alıp yukarı çıkamadı arkadaşlar. Şu an 850'nin aşağısına kırmış durumda. Eğer burada günlük 4 saatlik grafiklerde e, kapanış yaparsa aşağı doğru bir e, burada açığa satış pozisyonları oluşturmakta daha fayda var. E, çünkü 8.50 üzerinde tekrar çıkarsa yani açığa satışa 8.50 aşağısına girersen e, 8.50 seviyesinin üzerine de buraya bir stop loss koymakta mutlaka fayda var. Çünkü burası biraz daha gerçekten e, güzel bir nokta psikolojik bir nokta 8.50 seviyesi. Aşağı kalıcı kapanışlarda şu an sel pozisyonlarına gayet uygun güzel bir seviyede e, nereye kadar burada aşağıda aslında 8.38 seviyesine kadar gitme potansiyeli var. Fakat 8.40'larda, 8.42'lerde e, burada arkadaşlar özellikle sel pozisyonları kapatılabilir. Kar satışları yapılabilir. Onun dışında 8.38'den desteğini alması durumunda tekrar 8.50'ye kadar e, çıkma potansiyeli olduğunu unutmamak lazım. Şu an e, Dolar TL kuru 8.50 seviyesi aşağısında fiyatladığı için e, düşüş trendine aşağıya doğru girmiş durumda. E, tekrar 8.50 seviyesinin üzerine gelirse de e, alımlar daha da hızlanacaktır arkadaşlar. Burada Türkiye tarafında açıklanacak e, veriler ön planda olacak. Cumhurbaşkanının e, açıklayacağı, e, faizlerle açıklayacağı e, gelişmeler açıklamalar etkili olacak kuru üzerinde. Onun dışında genel olarak 8.50 aşağısında e, sel pozisyonları, açığa satış pozisyonları, 8.50 üstünde ise e, alım long pozisyonları tekrar oluşturulabilir yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum biraz da altına bakalım şimdi haftanın ilk işlem gününde altın on fiyatına bakarsak arkadaşlar toparlanma eğiliminin devam ettiğini görüyoruz yani hafif geri çekilmeler olsa da genel olarak toparlanma evresinde diyebiliriz burada 1750 dolar seviyesi üstü e, altın için işlerin iyi gittiğine işaret ediyor diyebiliriz. E, olası kar satışlarının burada 1800-1780 e, e, seviyelerinde e, geldi, gelebilir. Gelme potansiyeli yüksek 1780 seviyesinde. E, haftanın son işlem gününde biliyorsunuz e, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde görülen bu e, güzel bir düşüş eğilimi e, düştü. O yüzden altın fiyatlarını da bu yükseliş hareketine beraberinde getirdi diyebiliriz. Haftanın ilk günde hafta e, dolar endeksi değer kazandığı için burada bir e, kar satışları 1780 seviyesinden kar satışları e, geldiğini gördük arkadaşlar. Ee, onun dışında küresel piyasaların yakından izlediği FED yetkililerinin bu varlık alımlarının azaltılmasına yönelik e, değerlendirmeleri devam ediyor. E, güvercin tutumuyla bilinen bu e, Minneapolis FED Başkanı Neil Kaşgari birkaç güçlü istihdam verisinin e, ABD ekonomisinin e, pandemiden çıkışına yönelik toparlanma sinyali verebileceğini ve e, bu durumun varlık alımlarının azaltılmasına olanak sağlayabileceğini e, belirtmiş durumda. Onun dışında ABD tarafında tüketici güveni e, Ağustos'ta artan virüs endişesi leriyle yaklaşık 10 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Ee, Michigan Üniversitesi öncü tüketici güveni Ağustos'ta enflasyon ve koronavirüs vakalarındaki artışla 11 puan düşerek 70,2 olmuş durumda. Ee, bu Aralık 2011'den beri görülen en düşük seviye olmuş durumda arkadaşlar. Ee, genel olarak grafik üzerine baktığımız zaman Burada 1761 seviyesini biz destek olarak vermiştik. Bir de aşağıda 1750 psikolojik seviye var arkadaşlar. 1750 seviyesi üzerinde olması zaten yukarı trendinin hala devam ettiği anlamına geliyor. yeni kanalımız arkadaşlar 1800 ile 1761 seviyesi arasında gidip gelmeye devam edecektir. 1761 seviyesi üzerinde kalmasıyla özellikle 4 saatlik günlük grafikte yukarı trendimizin hala devam ettiğini bize gösteriyor. Burada 200 günlük hareketli ortalamamız var. Burası da yukarıda aslında Güzel bir direnç noktası olmuş durumda. Aşağı yukarı direncimiz 1800 seviyesine hemen biraz daha üzerine gelecektir barlar yukarı çıktıkça burası da eğimli olacağı için ortalama 1800 seviyesi güzel bir direnç noktası haline gelecektir. O yüzden şu an ee, genel olarak özellikle FX piyasalarında e, kaldıraçlı işlem yapanlarda da e, 1761 seviyesi üstünde burada e, long pozisyonları yukarıya yani alım pozisyonları girilip e, 1761 seviyesinin aşağısında stop loss konulabilir. Genel olarak baktığımız zaman e, şu anki e, gerek FED açıklamaları gerek ekonomik veriler altının e, yükselme potansiyelinin devam ettiğini bize gösteriyor. E, o yüzden yükseliş eğilimi 1750 seviyesi e, üzerinde olduğumuz sürece devam edecektir arkadaşlar. Biraz da gram altına bakalım. Şimdi e, gram altına geçen 475 seviyesinden almış olduğu destekle yukarıya doğru hamlesini devam ettiriyor. 483 seviyesinde fiyatlıyor. E, 491 seviyesini hala altında işlem görüyor arkadaşlar. 491 seviyesi üzerine kalıcı kapanış yapmadığı sürece e, alımlar için şu an biraz erken diyebiliriz. Ama genel olarak baktığımız zaman e, her ne kadar burada düşüş eğilimde devam etse de e, destek direnç e, kanal arasına gidip gelmeye devam ediyor. Burada en alttan desteğinden alıp direncinden satma potansiyelimiz e, burada stratejimiz hala devam ettiğini belirtmekte fayda var. Şu an 491 seviyesinin aşağısında fiyatlıyor. O yüzden alım için biraz daha erken 491 seviyesinin üzerine tekrar 4 saatlik grafiklerde özellikle kalıcı kapanış yaparsa e, alımları buradan devam ettirip 507-510 seviyesine kadar e, burada kar satışımızın gelmesini bekleyebiliriz. Genel olarak baktığımız zaman arkadaşlar bu e, dolar grafiği yani dolar tl kurundaki düşüş eğilimi e, aynı zamanda ons altındaki hızlı toparlanmaması nedeniyle de e, gram altının fiyatlarını da 491 seviyesi aşağısında tutmaya e, devam ettiriyor. Biraz da <laughs> gümüşe bakalım. E, Gümüşte zaten geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz çok sert bir şekilde düşmüştü. Şu an 23 e, dolar seviyesinin üzerinde e, işlem görüyor. 23.500 seviyesinde. E, burada küçük bir e, direncimiz oluşmuş durumda. Ara direnç oluşmuş durumda. Günlük grafikte arkadaşlar. 23.800 seviyesinde. E, 23.800 seviyesinin üzerine fiyatlaması 24 24-700e seviyesine kadar ulaşması demek. Şu an aşağıya doğru e, bu seviyenin altında kalması tekrar 23 dolar seviyesine kadar e, test etmesi mümkün. Biraz da TL tarafına bakalım. TL tarafına bakarsak da e, yatay gidişat olduğunu görüyoruz. 6.43 seviyesinde fiyatlıyor şu an arkadaşlar. E, burada e, 6.60 seviyesinin hemen aşağısında işlem görüyor zaten. E, özellikle 6.60-6.70 üzerinde kalıcı kapanışı görmeden e, alım yapmak çok da e, iyi olmayacaktır. Zaten düşüş e, düşen bir trendin içerisinde. Şu an inanılmaz bir düşen trendin içerisinde. E, ama... Genel olarak şöyle baktığımız zaman arkadaşlar burada en dip fiyatımız zaten 5.83 seviyesi. Kademe alışları için bence uygun bir seviye. Buradaki kademe alışları 6.43'de burada kullanılıp diğerinde diğerinde 5.83 tarafında kullanmak daha mantıklı olacaktır kademe alışlarında. Altındaki bu toparlanmayı göz önünde bulundurursak arkadaşlar gümüş fiyatları da belirli kanal içerisinde gidip gelmeye devam edecektir. Düşen bir trend içerisinde olduğunu görüyorsunuz şu an gümüşün arkadaşlar. Bunu hep söylüyorum yani şu an amacımız düşen bir trendde fakat buradaki e, kanallar arasında alıp satımımızı yapmak daha mantıklı olacaktır e, burada. 6.72 seviyesi arkadaşlar yeni kanalımız özellikle 6.72 e, 6.60 seviyesi e, aşağı doğru yani 6 seviyelerine 6.16 6.20 seviyelere kadar geriledikten sonra burada alım yapıp e, yukarıda 6.60 seviyesine kadar çıkmasını beklemek e, genel olarak biraz daha orta vade düşünenler için arkadaşlar kademeli alış olarak e, bu seviyeler ve aşağıda 5.83 seviyesi daha iyi olacaktır e, biraz da BTC'ye bakalım BTC tarafına baktığımız zaman arkadaşlar 47 arkadaşlar bin, 47.000-48.000 bin dolar seviyesini görmüş durumda. Şu an e, güzel bir çıkış çıkıldı. Yani e, aylarca düşen bir e, grafikten sonra özellikle 41.000 doları kırması durumunda e, yukarıya gidişatın uzayacağını zaten söylemiştik. Çünkü burası e, güzel bir dirençti gerçekten. Bu seviye kırmasıyla beraber. E, bundan aşağısı bu saatten sonra biraz zor olur aslında. Eğer zaten aşağısı gelirse de direkt 29-30.000 dolar e, gelecektir arkadaşlar. O yüzden e, şu an haberler olumlu yöndeyken özellikle de birkaç ülke BTC'ye destek vermişken arkadaşlar Arjantin, Ekvator gibi o yüzden buradaki 41 bir yukarıya kırıldı ve şu an ilerleyişine devam ediyor Çin tarafından ve farklı firmalardan özellikle büyük kurumsal firmalardan güzel haberler gelmesiyle beraber 50 bin dolar seviyesi üzerinde kalıcı kapanışlarda çok yakında gelecektir. Şu an piyasa birçok arkadaşlar algı yapılmak yani yapılıyor özellikle 100 bin dolar seviyesinin geleceği konuşuluyor burada destek dirençlerinize belirli seviyelere önem vererek arkadaşlar açığa satışlarda ya da long pozisyonlarından açaraktan gelirinize gelir katabilirsiniz. Paranıza para katabilirsiniz. Fakat kulaktan duyma haberlerle de işlem yapmamak gerekiyor. Şu an 50 bin dolar seviyesi yukarıda güzel bir direnç olmuş durumda. 48 bin 50 bin dolar seviyesine gelen kar satışları yani buradaki gelen kar satışların üzerine çıkarsa 50 bin seviyesinin üzerine çıkarsa yukarıda 60 bin 65 bin bile belki gelebilir. Fakat şu an buradan geri çekilme potansiyeli yüksek açıkçası yani 41.000-42.000 bin, bin dolarlara kadar e, geriye düşmesi, e, sınırlı geri çekilmesi normal. Eğer 50.000 dolar üzeri kalıcı kapanışlar gelirse de e, yukarıya gidişat tekrar devam edecektir. E, analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.